Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hepsini dikkate alıyor olacağım. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1,69 boyundadır. Aslan burcudur. Aslen Trabzonlu ve Azeri'dir. Babası elektrik mühendisi. Anne ve babası o 9 yaşındayken ayrılmışlardır. Bir ablası, bir de erkek ikiz kardeşi vardır. Ailesi hakkında Öykü Gürman şu şekilde bahsetmiştir. Babam mühendis ama aynı zamanda kısa filmler çeken sanatçı ruhlu bir insan. Sağlam bir dinleyici olarak müziğin her türüyle haşır neşir. Arşivinde Poca de Lucia'da var, Zeki Müren'de. Annem ise Selahattin Altınbaşlar'dan, Ziya Taşkentler'den el almış bir solist. Hatta hocalarının vaktiyle yeni bir Muazzez Abacı doğuyor demişliği bile var onun için. Babam bir insanın ailedeki eğitimi 6 yaşında biter görüşünü savunurdu. 12 yaşındayken önümüze felsefenin temel ilkeleri kitabını koyup, canınız sıkıldığında bir göz atın ama anlamadığınız vakit bana gelmeyin, kendiniz çözün derdi, diyerek anlatmıştır. Çocukluk yılları hakkında da şu bilgileri vermiştir. Anne ve babamın ayrılığından dolayı hep baba özlemiyle büyüdüm. Baba eksikliği yaşadım hep. Bunu söylemiyordum ama artık söylüyorum. Üzgün ya da kızgın değilim ama beni eksiltti. Özellikle karşı cinsle ilişkilerimde sahiplenilmeyi, korunmayı ve onaylanmayı bekledim. Oysa insan kendi kendinin sahibidir. Hayatta en sevdiğim varlık annem. Babamla ayrıldıktan sonra çok emek verdi bize, diyerek anlatmıştır. Öykü Gürman eğitimini ise ilkokulu özel eftal ana ve ilkokulunda tamamlamıştır. Ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirmiştir. 2001 tarihinde ise Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etmiştir. Müzik kariyeri hakkında da şu bilgileri vermiştir bizlere. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşim Berk ile birlikte yüklediğimiz videoda seslendirdiğimiz Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ile tanındık. Bu video Mayıs 2008 itibarıyla 10 milyon 800 bin kez izlendi. Albüm yaptıktan sonra çektiğimiz klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlediler. İlk albümümüz olan Kısmet'te toplam 10 şarkı var. İkiz kardeşim Berk Gürman'ın imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenko ile birlikte harmanlayıp albüme koyduk. 2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırarak iki kardeş yollarını tek devam etmeye kararı aldık, diyerek anlatmışlardır. Oyunculuğa ilk adımını ise Urfalı'yı Mezelden dizisinde canlandırdığı Ceylan karakteriyle oyunculuk yapmaya adım atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye Kaleli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Öykü Gürman kişilik özelliklerinden ise şu şekilde bahsetmektedir. Cana yakın, eğlenceli, sempatik, çalışkan, disiplinli biriyimdir. Mesela düzen konusunda takıntılıyım. Çocukluğumdan beri sorumluluk duygum çok fazla. Ondan olabilir. Berk ile ikiz olmamıza rağmen ben hep abla gibiydim. Anneme ve babama karşı da aynı şeyi hissederim. Anaç ruhluyum. Herkesi memnun etmek gibi bir çabam vardır, diyerek kendini anlatmıştır. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Geçmişe dönüp yaşamayı tercih etmiyorum. Geçici sevgi ve şöhretle de çok ilgilenmiyorum. Varlığın ardından yokluğu da yaşadım. Kendi içimde üzüldüm.
Ama bana hep soruldu, kimler, neler neler oldu, sen bu sesinde niye ortalarda yoksun diye. Ben birilerine yalakalık yapmıyorum, birileriyle çıkarcı biçimde diyaloğa girmiyorum. Bazı kapıları zorlayabilirdim, kollayabilirdim ama hiçbir zaman öyle bir cin gözlük, çakallık noktasında olmadı zihnim. Çünkü öyle biri değilim, yapamam, ben de çok sahte durur diyerek kendi fikirlerini anlatmıştır. Set ortamında nasıl olduğunu ise şu sözlerle açıklamıştır. Set aralarında bazen şarkı söylüyorum. Geçen gün ekip gerilmişti, yorgundu. Ben de öyle bir türkü patlattım yüksek sesle. Herkesin bir anlık havası değişti. Zaman zaman yapıyorum. Yaklaşıyorum yanlarına arkadaşlarımın. Bir küçük şarkı söylüyorum ama çok uzatmıyorum. Çünkü karakterimden çıkmamam gerekiyor sette, diyerek anlatmıştır. Şarkı seçimlerinde nelere dikkat ettiğini ise şu şekilde açıklamıştır. En başta sesime uygun olup olmadığına bakıyorum. Vokal melodisi olmayan şarkıları hiç sevmiyorum. Onlar bana çocuk şarkısı gibi geliyor. Yukarıya doğru nameler olmayan kısmı gösterişi olan şarkıları seviyorum. Ama daha çok sözlere dikkat ederim. Çünkü şarkı söylemek hikaye anlatmak demek. Benim de adım Öykü. Ben bir anlatıcıyım. Dolayısıyla benim o şarkıyı insanlara doğru düzgün anlatmam lazım, diyerek açıklamıştır. İlk sinema deneyimini ise Panzehir isimli filmle yaşamıştır. Aşk hakkında da şu sözleri söylemiştir. Gerçek sevgi insanın vicdanıdır. İçinde Allah korkusu olan biri sevdiği insanı üzmez. Sizi kendi kalbine ortak edebilecek kişinin sevgisi gerçektir. Beraber yol yürüdüğünüz kişi menfaatsiz ve iyi niyetle yanınızda adam gibi durabilecekse bu sevgi gerçektir. Bir ilişkide canıma en çok verilen sözlerin tutulmaması acıtır. Birini beklenti içine sokmak ve sözünü tutmamak da aldatmaktır. Bir çocuğa sana elma şekeri alacağım deyip almazsanız olmaz. Ben o çocuk saflığı ve dürüstlüğüyle yaşıyorum hayatı, diyerek aşk hakkındaki fikirlerini dile getirmiştir. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmiştir özetle. Etiketleri ve ön yargıları hiç sevmiyorum. Zaten hesaplı yaşayamayan bir insan etiketleri de sevmez. Sadece etiketleri değil, insanlara şekilci yaklaşmayı da sevmiyorum. Bence insan her türlü eleştiriyi okumalı. Olumlu ya da olumsuz olabilir ama eleştirinin hası güzeldir. Benim için eleştiriyi yapan ağız önemlidir. Duruşu, tavrı, yaşantısı, mesleği, sağlam bir yerde duran birisinin ağzından çıkıyorsa onu dikkate alırım. Cahil, bilinçsizce, sırf sallamış olmak için yapan insanı dikkate almam. İnsanlar başkalarını eleştirmeden önce kendilerine bakmalı, diyerek ifade etmiştir. Mesleki yaşantısına ise mesleki yaşantısı hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Oyunculuk yapmak hep hayalimdi ama Urfalıyım Ezel'den dizisi sadece 10 bölüm sürdü. Oyunculuk çok emek verilen bir şey ama bir dizinin tutması için birçok parametre var. Oyunculukla ilgili teklifler de geldi ama hep şarkı söyleyen rollerdi bunlar. Gazinoda şarkıcı, birinin sevgilisi ama şarkıcı. İçimde bu işe dair farklı bir yetenek olduğunu, bunu da farklı bir karakterle renklendirmem gerektiğini düşünüyordum. Asiye karakteri bunun için harika bir seçenekti. Bir mimik kraliçesiyimdir. Ben de bir yetenek var ama bunu öyle bir karakterle göstermeliyim ki insanlar komik, eğlenceli, hızlı konuşan, hiperaktif tarafımı keşfetsin. Bunu şarkı söylerken göstermenin imkanı yok. Evlerinin önü boyalı direkt zamanından beri insanlara tam olarak nasıl biri olduğumu gösteremediğimi düşünüyorum. Asiye bana o kapıyı açtı, diyerek anlatmıştır. Gelecekteki hayalinin ise çocuk yapmayı çok istediğini dile getirmiştir. Nasip, kısmet, önemli olan her şeyin hayırlısını dilemek ve istemektir, diyerek bu isteğini de ifade ederek anlatmıştır. En tahammül edemediği şeyin ise maddiyatı maneviyattan önde tutan riyakâr, ikiyüzlü ve çıkarcı insanlara tahammül edemediğini dile getirmiştir. Öykü Gürman hakkında bilgiler verdik.
Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.